Peki babası kim? Babası Burdurlu Osman Hoca. İşte Osmanlı hikayesinin aslında nasıl bir, değil mi? İnsan bir karakter ortaya döktüğünün bir göstergesi. Çok önemli bir şey. Burdurlu Osman Hoca oradaki Hanefi medresesinde eğitimi sürdürmek için Burdurlu bir ulema ailesinden bölgeye gönderilmiş bir insan. Ve orada Endülüs'ü bir hanımla evleniyor ve Hamdan Hoca da ondan doğuyor. Yani aslı aslen Anadolu'dan. Evet. Ama orada bir Cezayirli Hamdan Hoca artık biliniyor. Cezayirli. Ama kökleri burada payitahtta. Tabii burada. Dolayısıyla yani Osmanlı ve coğrafyayı anlarken bu isimlerin hayat hikayesine bakmak lazım. Ve bu yüzden 2. Mahmut da ona büyük bir saygı duyuyor. Bu tarihte veba salgını başlıyor ve karantina merkezleri kuralım kurmayalım tartışmaları yapılıyor. Bir takım ulemadan bir kısmı buna karşı çıkıyor. Bir kitapçık yazıyor ve İslam'a göre, İslam fıkhına göre bunları kurmanın batıyı taklit değil, gerekli olduğunu anlatıyor. Ve ilk karantina meclislerini kuruyor. 2. Mahmut ve onu da meclisin üyesi yapıyor. Ve onun kitabını 2. Mahmut kendi cebinden para vererek çok güzel bir şekilde bastırıp bütün resmi şahsiyetlere dağıtıyor. Küçük bir kitapçıktır hem Türkçe hem Osmanlıca. Fakat bunun da kalmıyor Hamdan Hoca'nın hikayesi. Hamdan Hoca'nın oğlu Ali Rıza bu olaylar yaşanırken Mustafa Reşit Paşa'nın aracılığıyla Paris'te Topçu Mektebi'ne kaydediliyor. Oradan eğitimini alıyor ve buraya geliyor Osmanlı ordusunda uzun yıllar seraskerlik seviyesine çıkacak kadar ve sonra Bursa ve Trablusgarp valiliği yapacak kadar önemli işler yapıyor Ali Rıza Paşa. Şimdi bu da yetmiyor. Kardeşi Ahmet Nazif burada bir umarım dinleyicilerimiz bunu yaygınlaştırır. Bir yanlışı da düzeltelim. Buyurun. Ben de o sırada Hamdan Hoca'nın ismini not alacağım çünkü çok kıymetli bir hikaye. Bu zaten bunun başka bir şeydi. Yani roman, film her türlü tabii, hikaye çıkar. Bunun üzerinden çok konuşmamız gerekiyor. Şimdi Ahmet Nazif diye bir kardeşi var. Tabii o da baskı gördüğü için abisiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Ve 2. Mahmut onları matbaaya amirede mütercim ve işte şey olarak istihdam ediyor. Bu arada Abdülmecit döneminde Binbir Gece masallarını Arapçadan Türkçe'ye ilk çeviren kişi bu. Ya bakın kültürel de bir katkı sağlıyor. Evet, çok da büyük bir katkı. Fakat maalesef Türkiye'de bu konuda yapılan araştırmalarda başka bir Ahmet Nazif'e mal ediliyor. Bu şey. Eyvallah. Dolayısıyla bunu düzeltmemiz gerekiyor. Eyvallah. Hamdan Hoca'nın kardeşi Ahmet Nazif Bey Binbir Gece masallarını tercüme edip Sultan Abdülmecid'e veriyor. Ve bundan dolayı da şimdi bir kitaptan onu da bizim yayıncılarımız dinlesin. Kendisine bir ev tahsis ediliyor, konak tahsis ediliyor. Yani telif açısından da bir mesaj verelim. Epey yani, kıymetli diyorsunuz. Evet, çok kıymetli bir şey. Ve Ahmet Nazif'in oğlu ve oğulları Osmanlı Devleti'nde görev yapıyorlar. Ve bunlar çeşitli yerlerde devlet hizmetinde bulunuyorlar. Ve şu anda Ahmet Nazif'in soyundan gelen aileler de Türkiye'de hayatlarını sürdürüyorlar. Yani o şeyi Cezayir deyince öyle uzakta bir yer değil orası yani. Evet. Çok uzak gibi görünüyor. Evet. Çünkü 3 saat 4 saatte gidiyorsunuz. Evet, ama zihin uçakla. Olarak çok yakın bir ama yer. Çok yakın iç içe Anadolu'nun bir parçası ve gittiğinizde de bir Anadolu havasını yaşayabiliyorsunuz. Anadolu'nun o kültürel birikiminin bir bölümünü farklı farklı noktalarda görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda İstanbul'a geri dönen, orada çalıştıktan sonra geri dönenlerin büyük bir çoğunluğu ki bizim en meşhurumuz Cezayirli Hasan Paşa'dır. Cezayirli diye anılmıştır. Bizim arşivlere baktığımızda onlarca Cezayirli ismi var. Bunların hiçbiri aslen Cezayirli değil. Fakat orada yaşadıktan sonra dönmek zorunda kalmış olan insanlar. Ama isimlerini muhafaza etmişler. Cezayirli olarak muhafaza etmişler. Yani bu o kadar çok şeylerinde kalmış ki. Ben hatta bir arkadaşımın ailesine oradan bir vakıf toprağı kaldığını hatırlarım. Tabii. Bir vesileyle ortaya çıkmıştı. Tabii. Yani bu tür ilişkiler. Böyle hikayeler de var.
Bu tür hikayeler de çok. Dolayısıyla Cezayir'i Fransızlar işgal ediyor. O işgalden sonra ilk zulüm oradaki eski Anadolu'dan gelen insanlara, bunlardan biri de Hamdan Hoca'dır ki bu uluslararası akademik çalışmalar içerisinde yer almıştır bu zulüm. Benim yazdığım, Hamdan Hoca üzerine yazdığım bir çalışmada yer aldığı gibi. Siz bir biyografi mi yazdınız bu konuda hocam? Evet, evet. Onun hakkında. Eyvallah. Ama onun dışında Daniel Panzak ve başka yani yabancılar vesaire, onlar da bu hikayenin bir bölümünü, özellikle Hamdan Hoca çok zengin aynı zamanda. Oradan çıkarılması ve mallarına el koymasıyla oradaki iktisadi, iç iktisadın nasıl büyük bir darbe aldığını falan literatüre girmiş bir şey. Dolayısıyla onun oğlu Ali Rıza Paşa, onun hakkında ben bir öğrencime tez yaptırdım. Ve onun diğer aile fertleri aynı zamanda hem Cezayir'e hem Türkiye'ye hizmet etmiş insanlar. Ama ilk zulmü gören onlar. Arkasından Fransızlar bölgede büyük bir zulüm ve tuğyan diyebileceğimiz bir süreç başlatıyorlar. O kadar büyük bir zulüm ki Abdülkadir El Cezayir'i, yani bugünkü Cezayir'in milli kahramanı olarak bildiğimiz isim 18 yıl sonra 1848'de Fransızlarla anlaşmak zorunda kalıyor. Yani artık bu zulmün bir şekilde devamı ve bunun üzerine tekrar Fransızlarla anlaşan Abdülkadir Cezayir'i zorunlu olarak adamlarıyla birlikte önüne bir şey koşuyorlar. Çıkacaksın Cezayir'den. İstiyorsan seni Fransa topraklarına gönderelim diyorlar. Hayır. O Anadolu'yu, Bursa'yı tercih ediyor. Osmanlı Devleti'nin verdiği izinle önce Bursa'ya gelip yerleşiyor Abdülkadir Cezayir. Sonra Bursa'dan Akka ve civarına, Suriye, Şam'a yerleştiriliyor. Ve bu Cezayirli ailesi, yani Suriye'de çok önemli kültürel, kendisi aynı zamanda bir şair. Onun o nesline gelen şairler var ve meşhur işte Tahir el Cezayir'i yine şeyde 2. Abdülhamit döneminde çok önemli isimlerden biri. Hem edebiyatçı, onun da şiirleri var, hem de bir kültür çevresi olan önemli bir isim. Cezayir ve çevresinde, affedersiniz, Suriye ve çevresinde bir Cezayir'den gelen bu insanların oluşturduğu, ki onlar gelmeden önce Suriye bu kadar kültürlü değildi aslında. Oraya da çok enteresan bir katkıları olmuş. Tabii çok ciddi bir katkıları olmuş oldu. Yani böyle bir boyutu da var. Dolayısıyla onların öyle bir katkısı var. Ama onun ötesinde bir de Ahmet Bey var. O Dilimsan tarafında Cezayir'in. O birazcık daha direniyor. O birazcık daha taşrada kalıyor. Tunus üzerinden Osmanlı Devleti yardım yapmaya çalışıyor ama mümkün olmuyor. Daha sonra Tunus'u zaten yine işgal edecek. Daha sonra Fransızlar Tunus'u bu sefer orayı halledip kendi güvenliklerini sağlayıp büyük bir üs haline, adeta Fransa'nın bir vilayeti haline dönüştürdükten sonra bu baskılarla Tunus'a gidecekler. Ve biliyorsunuz sadece mesele Osmanlı asırlarındaki Fransız-Cezayir ilişkileri açısından bakmamak gerekiyor. Hatta bugünkü Cezayirliler bu kısmı biraz eksik biliyorlar. Çünkü ellerinde yeterli arşiv yok. Fransızlar Cezayir'i terk ederken bütün Osmanlı arşivini de oradan alıp götürmüşler. Ama şeyi çok iyi hatırlıyorlar, yani 1950'li yıllardaki Cezayir Milli Hareketi'ni ve yüz binlerce insanın Fransızlar tarafından katledildiğini. Bununla alakalı çeşitli fotoğraflar, resimler, belgeler de dolaşıyor. Evet. İnsanlar oradan da bunu görebilirler. Tabii. Hatta Fransa'da bunu hep görmemeye, bir şekilde sessizce geçiştirmeye çalışır. Ve son zamanlarda Fransa ile Cezayir arasındaki temel problemlerden biri bu süreç. Ve bu sürecin bir devamı olarak da Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin de bir nedeni de olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Çünkü 300 yıllık bir Türk tarihi var orada ve en ufak bir zulüm yok. Buna karşılık orada 130 yıllık Fransız döneminde bugünkü nüfusu belki bugünkünün 3 katı olacak bir Cezayir'i hem insan unsurundan yoksun bırakıyorlar, hem geri bırakıyorlar, dillerini unutturuyorlar. Yani Fransızlar Cezayir'de ana dillerini unutturuyorlar Cezayirlilere. Dolayısıyla bu zulmü anlatan bir yazıyı da geçenlerde bir kitap yayınlandı, işte Akraba Toplulukların Acı Günleri diye. O günlerin içerisinde bir de bu kısmı, yani bu Cezayirlilerin
Fransızlar tarafından nasıl bir zulüm gördüğünü de anlatıyoruz. Başka bölgelerde var. Bu Albert Camus da Cezayir asıllı bir Fransız sanırım. Tabii onlar şöyle zaten Nobelli romancı. Tabii yani birçok aydını da Cezayir'e yerleşiyor. Aydın diyebileceğimiz sanat. Çünkü şuna da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunlar Cezayir'de eserler veriyorlar ama hiçbir zaman... Tek bahis geçmiyor bu zulme dair. Albert Camus'da da geçmiş. Evet yani maalesef onu da hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü pek çok böyle isimler var. İşte Yemen'de var, Cezayir'de var, birçok yerde Batılıların orada hani daha rahat, gönül rahatlığıyla kitap yazdıkları, işte düşünce üreten insanlar var ama hiçbir zaman orada kendi bağlı oldukları devletin sebep olduğu o büyük felaketlerden söz edenler yok maalesef Batı'da. Zaten Hamdan Hoca'nın kitabı da onun için önemli. Çünkü evet. Yani siz diyor özgürlüğü, özgürlük kavramını Paris'in dışına çıkartmadınız diyor.